Şöyle arkadaşlar, kapının içine attım bir linkimi. Geldi birisi. Evet, açıyor kapıyı. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosunu alın, hepinize selamlar. Gençler, birkaç gün önce bir tane yorum gelmiş. Bir kardeşimiz demiş ki, abi işte sinsi ve ecelden kaçış yok perklerini alıp Nurse ile kapının arkasına ışınlanıp kurbanlara troll yapabilir misin? Ben Nurse'ün kapı arkasına ışınlanma olayı kalktı sanıyordum. O yüzden ilk başta çok sıcak bakmamıştım bu öneriye. Sonradan özel oyun girip denedim. Bu olay kalkmamış. Nurse kapının arkasına ışınlanabiliyor yani kapı açılmadan. Dedim ki böyle troll içerikleri de seviyorum zaten. Kill alıp almamaktan bağımsız olarak kurbanları trollemeye çalışacağız arkadaşlar. O kurbanın anlık olarak yaşadığı şok ve yiyeceği jumpscare bizi bu videoda tatmin edecek. Hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perkümüz sinsi. Olduğumuz yerde hiç hareket etmeden 2 saniye boyunca sabit kaldığımız zaman hareket edene kadar tespit edilemez durum efektine geçiyoruz. Yani kalp atış sesimiz olmuyor ve kızıl lekemiz gizleniyor. Bu sayede çıkış kapısının içine ışınlandıktan sonra köşeye bir yere geçip sabit olarak kalacağım ve kurbanlar benim o kapının arkasında olduğumu anlamayacak. Kurbanlar kapıyı açtıktan sonra da güzel bir sürprize karşılaşacaklar. İkinci perkümüz ecelden kaçış yok. Kurbanlara tek atabilmemiz için bu perk önemli. Yoksa hasar alıp kapıdan kaçarlar. Son jeneratör de tamamlandığı zaman bu perk aktifleşiyor ve Evsun totemimiz kırılana kadar hem hareket hızımız %4 artıyor hem de bütün kurbanlara tek atabiliyoruz. Sinsi perkü sayesinde kapının arkasında sessiz bir şekilde beklerken kurban kapıyı açıp kapının içerisine girdiğinde bu gördüğünüz ecelden kaçış yok perküyle de o kurbana tek atacağız ve direkt sırtımızı alıp asma şansımız olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Nurse normal hızı yavaş olan bir katil olduğu için bir kurbanı sırtını alıp kancaya götürene kadar çok vakit kaybediyor. Çünkü ekstra düşüyor hızı yani bir de bir kurbanı sırtına aldığı zaman. O yüzden şu gördüğünüz kanca kararınca perkünü aldım. Sırtımızda bir kurban taşırken hareket hızımız %18 artıyor. Bu perk şu yüzden önemli. Düşürdüğüm kurbanı hızlı bir şekilde kancaya asmayı başarırsam bu gördüğünüz comebackçisi perkü devreye girecek. Bu perkte çıkış kapıları açıkken bir kurbanı kancaya astığınızda çalışıyor ve 60 saniye boyunca çıkış kapısından kaçmalarını engelliyor. Kurbanlar benim amacımı büyük ihtimal anlayacak. Ben ilk kişiyi düşürdükten sonra. O yüzden hızlı bir şekilde kapıdan kaçmaya çalışacaklar. Yan yanalarsa kaçarlar, bunu başarırlar. Ama kapıyı açan kişiden biraz olsun uzaktalarsa şu perk sayesinde o kişiyi alıp hızlı bir şekilde asıp bu perk sayesinde de 60 saniyeliğine kapıları bloklayabilirim. Böylece diğerlerini de yakalayabilirim belki. Tamamen troll bir build arkadaşlar. Hiç böyle hani kill alayım, maçı kazanayım, maçı çevireyim gibi bir derdim yok. Tamamen kurbanları şok etme üzerine. Umarım eğleniriz. Gençler, bu arada maçı kesinlikle tryhard oynamayacağım, onu söyleyeyim. Hani can kontrol falan yapmayacağım. Çünkü maçı kazanmak benim işime gelmez. Tüm jeneratörleri bitirsinler ki kapıyı açmak zorunda kalsınlar yani. Yüksek jeneratör gördüğümde tekme falan atmayacağım. Sadece maç sonu denemelerimi koyarsam video çok kısa olur. O yüzden maçların içini de koyacağım ama özet şeklinde böyle kısa kısa koyacağım. Yani sıkıntı şu, acaba benim olduğum kapıyı açacaklar mı? Yani ben çok fazla %50 kaybeden bir insan olduğum için şansımı %60-65'e çekmek için şöyle bir şey yapacağım. Sondaki jeneratörler hangi kapıya yakın kalırsa o kapının arkasına geçmeye çalışacağım. Böylece hani o jeneratörü bitirip gelirlerse bana diye. Oy. İkinci blink neymiş öyle be purpuam. Tamam tamam, jenler yüksek, çok güzel. Hepsini bitiriyorlar. Tövbe yarabbim, hiç böyle diyeceğimi akıl etmezdim arkadaşlar. Bir iki tane de hook alayım ki adamlar da hani bu tamam bu troll demesinler. Nurse body block mu alacaksın? Peki. Tamam, al reis, hiç sıkıntı yok. Seni alırız. Peki bu kapıya mı gelirler yoksa şuradakine mi giderler? Sanki şuradakine gitme ihtimalleri daha yüksek gibi. Şöyle arkadaşlar, kapının içine attım bir linkimi. Köşede şöyle duruyorum. Şu saatten sonra kalp atışım falan herhangi bir şeyim yok. Çok güzel. Son jen olarak şu biterse efsane olur. Sağa sola dönebiliyorum bu arada mouse'la. Sadece WASD'ye basmamam gerekiyor. Bu arada başarılı da olsa başarısız da olsa tüm denemelerimi koyacağım arkadaşlar. Evet, birisi kapıya geldi bu arada. Çünkü jen bitiyor. Hemen kapıyı açmaya çalışacak. Bitirin artık şu jeni, kuruduk. Burada anasını satayım. Evet, çok güzel. O jen bitti. Geldi birisi. Evet, açıyor kapıyı. Hadi bakalım. Kapımız açılıyor. Avımız geliyor. Yaralı olan mı açıyor lan? Ya Noedim gitti. Hayır ya. Oğlum böyle şansım var ya. Neyse, yaralı olana sürpriz. Ya onu da healladı. Tamam kardeşim, sizsiniz ya. Tamam kardeşim, sizsiniz. Vallahi sizsiniz ya. O Noed'i de bir tarafına sokarsın ya. İnanılmaz ya. Git sen de hadi. Maçı normal oynasam önünü bile görmeyecek. Az önceki maç beni çok kızdırdılar. Abi birincisi, Noed senin kafanda mı spawn oldu da o kadar hızlı kırdın? İkincisi, normalde kurbanlar kapıyı açtıktan sonra çıkış kapısının en uç kısmında heal'laşırlar. Hani katil olur da gelirse düşmeyelim, garanti alalım diye. Adam gitti kapıyı açmak yerine orada onu heal'ladı. Tamam, bir tane kapı burada. Lan bu kim anasını satayım? Kardeşim bir kapı kontrol edelim dedik, seni bulduk ya.
Ben bir diğer kapının yerini göreyim. İlk kapıyı zaten biliyoruz. Tamam, ikinci kapıda Killer Shack'te. Okey. Kral ne yaptın, iyisin inşallah. Bir iki tane hook alalım ki hani maç sonuna birilerini falan astığımızda. Bak bak, götürüş hızına bak. Götürüş hızına bak. Bu AFK, bunu almayacağım. Evet, karşı Nurse'a karşı palet devir. Yani maçı az önce normal oynasam söylediğim gibi adamları yürütmezdim ama gelmiş bana maç sonu çıkış kapısında T-Bag atıyor. Ulan gerizekalı. Biraz salalım arkadaşlar, yanlış yerlere gidelim. Şimdi diğer çıkış kapısının orada bir tane jeneratör kalmış da şimdi hangi çıkış kapısından çıksam bilemedim. Bence ben ne yapayım biliyor musunuz? Şu jeni salayım. O jen bitsin. Diğer 3 jeni burada bırakayım. Diğer 3 jen kaldığı zaman da şuradan çıkayım gideyim. Yani şu an şu jenleri savunmam lazım benim. Arkadaşlar risk aldım kimse beni görmeden. Hemencecik geçtim kapının arkasına. Umarım ilk olarak şu jeneratörü bitirirler. Ya da bir şey diyeceğim. Şurada mı dursam ki? Aa lan, burası görünüyormuş. Oğlum dışarıdan beni görmesin bunlar. Bu ne salak bir kapı lan. Artık hayırlısı ya. Görürse de. Geldi biri. Açıyor. Görme beni lütfen. Geliyor. İkinci av geliyor. Oğlum hemen kaçtı diğerleri. Lan bir durun anasını satayım. Merhaba. Ne yaptın? İyisin inşallah. Şunu hemen assam diğerini de kilitleyeceğim. Astım, kilitledim diğerinde. Nerede ki diğeri? Aha, diğer kapıda. Çok güzel, yerini gördük. Süper haber, süper haber, süper haber. Enayi Bloodward'un da göründüğünü bilmiyor. Bloodward'un da göründüğünü bilmiyor. Ne yaptın lan? Niye gidemedin? Ne oldu ha? Biliyordum oğlum. Biliyordum yapabileceğimi, biliyordum. Bak bak bak, götürüş hızına bak, götürüş hızına bak. Normalde şuraya hayatta asamam. Bak bak bak, hıza bak, hıza bak. Çok iyi, çok iyi. Hem Bloodward'unu çalıştırdım, adamı kilitledim. Hem de şuna jumpscare atmış oldum. Diğer kapıyı açan hemen gitti lan. Ulan hiç umursamadı kimseyi var ya. Konuşma la. Ez. Bu map ne kral, burayı niye attınız ya? Ben bu kapının yanındayken inşallah diğer taraftan görünmem. Kapının iç tarafları görünüyor. Çok iyi vuruş. Aa, bunda şey var. Ne oluyor lan, bu sandım adamı. Hasar alınca şey yapmama var. İzmiz vermiyor işte. Çok iyi hit lan. Sen kimsin? Ulan Ace, ulan Ace. Nurse'e de yapsana toksiklik. Kesin başka killer gelse var ya, T-Bag atıp üstüne çekecektin. Çek hadi Nurse'u da. Bu arada bu killer şek jenini savunacağım arkadaşlar. İnanılmaz bir ağız ya, gerçekten böyle bir üst seviyesi yok ya. Çünkü en son bunun kalmasını istiyorum ki hani şu kapıdan falan kaçmalarını sağlayabilirim. Kancanın dibinde düşüyor ki, bir de hemen asayım canım benim ya. Haha oldu. Götüme soksaydın o flaşı. Tamam, iyi oldu onun bitmesi. Yonah Vazquez. İnanılmaz bir oyuncu kendisi. Güzel dead art. İyi refleks, güzel dead art. Çok iyi. Yine bomba seviyedim galiba. Git la, git la. Olmuyor galiba kral, zorlama beni. Son jen kaldı. Şimdi son jeni nerede bitirirler acaba? Yani şurası dışarıdan görünür mü bilmiyorum ama riske de attım bir yandan. En uzaktaki jen biterse sıkıntıyız. Evet, bitti. Hangi jen bitti bakamıyorum çünkü sağa döndüğüm zaman silahımın ucu görünüyor. Evet, biri geldi. Merakla bekliyorum. Av geliyor av. Görüyor beni değil mi? Ya da birisine bir işaret mi yaptı? Ne yaptı? Anlamadım. Ne olduğunu anlamadım. Ne yaptın? Kendi bomba save'ini mi yapacaktın? Ne olacaktı? Noed'imi kırdılar ama şöyle Bloodward'unla bu kapıyı kapattım. Ben onu niye görüyordum kırmızı? Kapının yakınında diye mi? Adam taktiğimi anladı mı anlamadı mı, hiçbir şey anlamadım. Yani anladıysa niye üstüme sürdü? Hayır. Süre bitiyor. Ne oldu lan, kaçamadım be. Süre bitiyor. Uf, aldım. Çok iyi çok iyi. Bloodward'unla yine ikinci kill almış olabiliriz. Kanka sen niye değişik değişik bomba save'leri deniyorsun ya? Bu arada Noed'im yine gitmişti. Allah'tan bir 3-5 saniye yetiştik de. Tamam, diğeri de kaçtı. Yine 2 kill, güzel. Yine Bloodward'un sayesinde kill aldık. Artı burada pusup zınk diye adamın önüne çıktık. Anladı mı beni, anlamadı mı tam kestiremedim ama bence anlamadı ya. Yani anladıysa kapıyı açıp niye koştu bu tarafa doğru yani? Sonuç olarak Ace'i kilitledik. CX'de. Bak mesela bunlar eğlenen tayfa. Az öncekiler de sen toksiksin diyen tayfa. Ulan adam bana az önceki maç toksik diyor. Ben maçı normal oynasam o adam çıkış kapılarını bile göremeyecek. Mikhail ne diyorsun ya? Yine bir şer yazdı arkadaşlar. Rusça bilenler çevirebilirse. Evet, şu ana kadar iyi gidiyoruz. 3 maçın ikisini de başardık. İkinci kapı nerede? Claude bana ikinci kapıyı göstersene be.
Yok öyle, yok öyle. Evet, Cloud'luk beni öyle bir sarstı ki arkadaşlar, Cloud'u asamadım. Ha, ikinci kapı buradaymış direkt. Tamam tamam, okey okey. Ne güzel fake'ledim ama Claudia'ya, istemsizce de olsa. Yani iki kapıya da gelme ihtimalleri var ama ben şu kapıya ışınlanırsam Claude beni görür mü? Şöyle çaktırmadan ışınlansak. Evet, sessiz moda geçtim. Ama şunu şuraya koymaları çok kötü olmuş. Biraz geniş bir açıda durmak zorundayım şu an. O yüzden kapıdan tam dönmeden önce belki beni görüp geri adım atabilirler, emin değilim. Okey, gelen var, gelen var. Güzel haber. Lütfen solu falan son anda görüp vazgeçme. Yeni bir av geliyor, yeni bir av geliyor. Gir direkt içeri açtıktan sonra. Oğlum. Noet? Ya blink attım diye değil mi? Aa doğru, blinkleri saymıyor artık. Blinkleri saymıyor artık. Büyük fail, büyük fail Purpo'dan. Olmadı, bu maç başaramadık. Bu maç tamamen bize yazar ya. Lan unuttum ya blinki saymadığını. Paleti kıralım. Bir nurse palet kırıldığı zaman var olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Steve ne yaptın lan Steve? Bir de şöyle bir şey var. Buranın jeneratörleri aşağıda olduğu için. Hani hangisini bitirecekler, hangi kapıya gelecekler? Burada ne yapacaksın? Yani burası nurse için tamamen ölüm spotu. Heal yaptınız siz. Steve sıkıştın mı la? Sıkıştın mı la Steve? Kim o biri? Fener'e flash'a bir şeye geldi biri. Oğlum bana slug yaptırmayın bak. Bak yeminimi bozdurmayın bana lan. Ha yeminimi bozdurma oğlum bana. Jenleri saldık, iki tane jen bitirdiniz diye bak. Oğlum maçı kazanıyorum lan. Closet git de al şunları. Şöyle saçma saçma yerlere bir link atayım da arkadaşlar. Yoksa maçı kazanacağız yani. Bu jen yüksekmiş, buna ellemiyorum. Bitirsinler onu gelip. Ya Claude... Aha! Sattı enayi. İlla böyle mi oynayayım arkadaşlar? Ha illa yani canavar nurse mi dönüşelim? Aa o nasıl değmedi lan? Okey, şunu asıp kapılardan birisine gideyim bence. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam bu fengi direkt bu jenin dibine astım. Büyük ihtimal bu jeni bitirecekler. Bu jenin üstünde kapı falan var mı? Yani şurası var. Artık hayırlısı arkadaşlar. Yine bıraktık işimizi şansa. Biraz yakınında dursam açtığı gibi vuracak şekilde. Biri geldi okey. Kapıda okeyiz. Yeni bir av, yeni bir heyecan. Çok heyecanlı şu kısım var ya, acaba girecek mi? Girmeyecek mi? Ne yapacak falan. Geliyor. Av geliyor. Ha 99'a getirdi ki. Ne yaptın? İyisin inşallah. Sen ne yaptın? Hemen aldım bunu. Tabii ki Steve falan kaçacak galiba. Anlayacaklar çünkü. Ya hayır. Kancamı sabotaj etti. Oğlum hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Yetiştirir miyim? Yes! Hadi kaçta göreyim lan. Götelek. Tam kapıların içlerinde değiller. Noedim gitti. Pekala. Vittorio Toscano. Kaçamayacaksın ki. Bloodward'um var. Kaçamayacağınız ki. Kaçamayacağınız ki. Kaçamayacağınız ki. Ak vuramadım ona. Ya Feng çekil bir. Ne oldu lan, gidemedin mi? Al şimdi bunu. Yine blok blok bir şeye gelecek gibi bunlar. Ama çok hızlıyım. Çok hızlıyım, yetişemiyorlar. Senin o götüne sok o kancayı ya. Okay, attım bunu diyeceğim de Wiggle attı. Bir de kör etti beni, süper. Diğer kapıya mı gidiyor? Evet, diğer kapıya gitti. Yani inanılmaz değil mi ya? Gerçekten adamın sabotajcısı var ya şansıma. Sabotajcısı var adamın ya. Yani taktiği oturtturduk. Bloodward'una da kilitledik 4 kişi oraya ama hem Noed'imi çok hızlı kırdılar hem de adamın sabotajcısı varmış. Gerçekten hani yüksek ranklarda eğlenmeye çalışmayın arkadaşlar. Vallahi adamlar her şeyi counterlıyor bir şekilde ya. Ben yine amacıma ulaştım. Tamam benim amacım dediğim gibi kill almak değil o kısım ama hani Bloodward'unla biraz daha kilit oyunlar yapabilirdik. Salan sabotajcısı olmasa. 2 kişi de birden varmış bu arada sabotajcı. Çok güzel. Yine efsane bir maçı tutturmuşum. Süper. Gençler belki hani biraz daha düşük seviye kurbanlar gelir diye ana hesabıma geçtim. Uzun süredir bu hesapta oynamadığım için MMR'ı düşmüştür diye tahmin ettim. Zaten hani maçla işim olmadığı için kurbanların düşük olup olmaması sadece maç sonu için önemli benim açımdan. Hani belki daha dikkatsiz olurlar, böyle bir şey tahmin etmezler falan diye böyle bir yönteme başvurdum. Yoksa loop açısından çok fark etmiyor yani, diğer MMR'da da Nurse'de kötü oynamadım bence. Madara mı lan? Ben bu adama karşı bir ara oynamıştım, hatta Madara ettim falan diye espri yapmıştım.
Gel kardeşim. Oh, bunlar palet fake'ini cartu curtu falan da yiyor. Ya MMR düşük ya da bu düşük. Dur şuradan gideyim de adamı campliyor gibi olmayalım. Alsınlar ya. Ace sala beni burada döndürüyor. Maç bitecek anasını satayım. Tamam, Ace'i de saldım. Kurbanları da pes ettirmek istemiyorum bir yandan. Çünkü bota falan geçmesinler. Ben şurada duvar muvar bir şeyler kırayım. Kendi hesabıma geçtiğim için iki tane perk'ümün seviyesi düşük bu arada. Ama çok etkilemeyecekler. Yine tek atabileceğim. Sinside de 2 saniye değil 4 saniye sabit durmam gerekiyor. O da çok önemli değil. Zaten önceden gittiğim için kapılara 4 saniye falan önemli değil. Ulan seni düşürürdüm de. Güzel, iyisin. Yemedi fake'i. Bak, Ace az önce resmen seni bağışladım. Bana geliyorsun bir de T-Bag atıyorsun ya. Çok kötüler, çok. Adam aklıma gelen bütün fake'leri yiyor hani deneyim bir şeylerini test ediyorum. Gerçi Nurse'a karşı bir şey yiyip yememek de çok sizin elinizde değil yani biraz kumar gibi yani sonuçta. Çok iyi hit. Eda'yı ikinci asılışına geçirmeyelim. Soğuyup oyundan çıkmasın. Oğlum neyin T-Bag'ini yapıyorsun lan? Yemediğin fake kalmadı lan. Hala adamı ikiye geçirmeyeyim. Şey olmasın diyorum. Hani disconnect falan atar şimdi. Ananı satayım. Aşağı gittik. Neyse tamam. Hadi bu bahaneyle saldım seni. Dead Ardını da atmış DNA gibi. Bir can daha bitirdiler. Çok güzel. Tövbe yarabbim neler diyorum ya. Evet arkadaşlar kapımıza geçtik. İki can aynı anda bitme ihtimaline karşın hani iki can varken geçiyorum. Şimdi tek can varken riske atarsam bir anda can biter kapıya giderken beni görürler falan hani. Ben işimi sağlama alıyorum. Umarım bu kapıya gelirler. Jeneratörler buraya daha yakın gibi. Abi maçı normal oynuyor olsam şu an 3 jeneratörü de aynı anda bitirirler. Hadi lan. Hele şükür bitirdiler de Noedim'in şurada çıkması hoş olmadı. Biri geldi. Süresi de az. Çok fazla oyalanmaz büyük ihtimal. Yeni av, yeni av, yeni av, yeni av. Sizlere kutlu olsun. Gel bana. Gel bana. Hemşireyim. Seni tedavi edeceğim. Gel bana. Bah! Hehe boy. Şu an asarsam ölebilirler belki. Kitledim Bloodward'unla. İki kapıyı da kitledim. Süre yeter mi lan? Ne yapıyorsunuz lan burada? Enayiler. Anladınız mı kaçamayacağınızı ha? Gel buraya. Gel buraya. Zaten süreleri yetmeyecekti arkadaşlar her türlü. Bloodward'umla kitleyecektim yani. En kötü hislerimin olduğu maç belki de en iyisi oldu. İki kişiyi de Entity'ye yem ediyor. Zınk. Kapı açılır açılmaz çıktığımdaki adamın tepkisi böyle hani bir irkiliyor. Geriye doğru kaçmaya başlıyor ya çaresizce. Ez işte. Evet gençler faillediğimiz yerler de oldu. Başardığımız yerler de oldu. Şimdi son kez bir maç daha deneyeceğim. Artık olur olmaz bakacağız. Tamam kapıların bir tanesi burada. Diğer kapı da ileride. Okey kapılar yakın. Ne yaptın? Uf güzel hit. Adama fake vermeye çalıştık da dümdüz oynamış. Neyse ki ikinci blinkle toparladık. Hop düşür onu. Yemedi lan. Şakala bak. Palet fake'i mi yemedi? Oğlum şu kanca karanca perk'ü ne kadar güzel ya. Hızlı hızlı götürüyorum kancalara. Oy, ağzına attım ağzına. Tamam sen git şimdi. İki kişi falan birden yere düşünce şimdi satmasınlar maçı. Başkan o fake'leri eskiden yerdik be. Gidiyor gibi yapayım öbür tarafa döneyim falan. Geçti bizden onlar artık. Şu jeneratörü bitirseler çok işime yarar aslında da. Ellemeye gelen yok onu ya. Almasına izin verdim. Yoksa bunlar çok fena attempt deneyip bota düşecek gibilerdi. Birader ama şimdi... Sen de bokunu çıkardın anladın mı? Hani o kadar da... Salmayayım ki... Bu sefer adam diyecek ki ulan bu adam jeni yapmama izin veriyor. Hani o trolü de anlamasın o kadar da anladın mı? Bunlara çaktırmadan benim içeriye atmam lazım benimkime. Gördüler mi bilmiyorum valla. Tam bu jeni yapıyorlar bu arada güzel haber. Nasıl bir içerik çekiyorsam jeneratörü yapmalarına güzel haber falan diyorum arkadaşlar. Ne oldu bana ya? Uzaktaki bitti. Hayır ya. Gel bunu aç. Tamam geldi. Başladı. Son avımız başarılı mı başarısız mı? Dööööt. Dibimde kanca var. Kitledim bu kapıyı. Diğer kapıyı da açmışlar. Oradakiler de kilitlendi. Çok iyi. Git git. Kaçabileceğini sanıyor. Git git. Git git kardeşim. Git git. Kaçamadın mı? Ne oldu lan? He? Ne oldu? Bloodward'un süresi bitti. Şu an gidebilirler. Yani güzeldi bence. O korku yeter yani. Yani güzel bence amacıma ulaştım.
Normalde yerde bırakırım. Bloodward'un süresini beklerim. Hani son 60 saniye kala falan asarım ama kurbanı kapıda düşürdüğüm için sürünebilir. O yüzden alıp hemen asmak zorundayım. Hani asıl trollümüz ilk kurban aslında. Kapıyı açınca bir an hani ulan ne alaka, kapının arkasında killer çıkıyorduk. Düşünsenize yani. Yani bu sadece Nurse'de olduğu için mecbur onunla yapıyoruz ama Buppa'yla falan olsa çok komik olmaz mıydı ya? Kapıyı bir açıyorsun Buppa çıkıyor falan böyle 300 kiloluk adam. Evet gençler, güzeldi bence. 2-3 tane fail oldu ama 4-5 tane de başardığım oldu sanırım. Yorumu yazan kardeşime de teşekkür ediyorum. Güzel bir içerikti. Ben eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler. İyi eğlenceler.